Sağlıklı. Bakanımız Sayın Vedat Bilgin de çıraklar için şöyle bir cümle kullanmıştı. Çırakların mağduriyeti bellidir. Çıraklar bu şekilde soruna çözüm olacaktır. Bu sorunu çözeceğiz demiştir. Şurada şöyle bir kanun vardır. Sayın Bakanımız şunu demek istemiştir. Bizler 3308 nolu kanunda çırak ve çırak öğrenci olarak görüştüğümüz için, göründüğümüz için meslek lisesi ve çıraklık okuluna girenler orta öğretim kanununa tabi olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı hem çıraklar hem çırak öğrenci olarak bizlere kısa dönem kolu olarak iş hastalıkları, meslek hastalıkları, iş kazası olayları için sağlık sigortası yapmıştır. Fakat bize kimsenin sizin sağlık sigortanız var ve sağlık sigorta priminiz ödüyor. Emeklilikte bu kart hiçbir işe yaramıyordur, geçersiz diyedir bir imla kullanmadığı için biz yıllarca bunun sistemde geçerli olduğunu gördük. En son 2022 Temmuz ayında E-Devletimizde hala daha biz EYT'li ve o sistemde aldığımız SSK numarasıyla 56, 57, 55, 54 yaşlarında emeklilik veriyordu. EYT'li biliyorduk kendimizi. Ama EYT ne zaman gündeme geldi? Temmuz ayından sonra geldi. Bir gördük ki bizim yaşlarımız 60'a çıkmış. Ve biz çoğumuz, hepimiz diyeyim neredeyse, biz burada öğrendik mağdur olduğumuzu. Çünkü arada çok uzun bir dönem var. 25 yıllık, 30 yıllık bir dönem var. Bu dönemde kimsenin haberi yoktu. Haberi ne zaman oluyordu? E-Devlet'te görüyordu. Yaşı geldi, günü doldu. SGK'ya gidiyordu. SGK'da hesaplama birimine gittiğinde hesaplama birimi kusura bakmayın sizin çıraklık ve stajyerlik sigortanız geçersizdir. Çünkü burada kısa kol ödeniyordur, uzun kol ödenmiyordur deyince halkımız şok oluyordu. Yani çünkü bilmiyor, haberi yok. Büyük bir mağduriyetti bu. Aslında devletimiz büyüktür. Yani bir kandırılmışlık oldu. Belki istemeden oldu. Geçmiş dönemin şeyiyle. 36 senelik bir mağduriyettir bu. 99'da çıkan yasayla gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü geçmiş dönemde 25 yıla 5500 gün prim günü olduğu için çok çabuk doluyor. Ve 5500 gün prim de çabuk dolduğu için erken yaşlarda emeklilik geliyordu. Ve emekli oluyorlardı. En fazla 1-2 sene atıyordu. Onu da zaten tamamlayıp bir şekilde emekli oluyordu. Fakat 99-8 Eylül'den sonra çıkan yasamız aslında Anayasa Mahkememizde iptal edildi. 2002 Haziran döneminde yürürlüğe girdi. Ve 2002 1 Haziran döneminden sonra bizler mağdur duruma düştük. Çünkü o sisteme dahil edilmedik. Şimdi bizim sadece devletimizden talebimiz, bizim o zaman çalıştığımız günlerde ödenen primlerimizin o tarihlerde olan bölgeye uzun dönemlerimizi de ödemek istiyoruz ve sisteme dahil olmak istiyoruz. Çünkü bize bunu söylemediler. Söylemedikleri için biz mağduruz. Bizim hükümetimizden yeni dönemde beklentimiz yerel seçimden önce EYT'ler dışarıda bırakılan bizlerin bu mağduriyetin çözülmesini talep ediyoruz. Verilen sözlere güveniyoruz, tutulacağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bizler de seviniriz. Yani kitlemiz hep mağdur ve kırsal şehirlerden gelen, maddi boyutu ve maddi durumları hep belli bir seviyede olan, gerçekten ihtiyacı olan bir kesimimizdir. Beklentimiz bu yönde büyüktür. Bursa'da da 40-45 bin bağlamında mağdur kitlemiz vardır. Yani büyük ölçüde bunların yarısını sisteme dahil edebilirsek destekçi olarak biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Hükümetimiz bizim bu sivil toplumlarda kurduğumuz derneklerimizin sesine ses verecek ve bu konunun çözümü için elinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz. Meclisimize güveniyoruz. Artık Allah'ın izniyle bizler de artık bu hakkımıza kavuşmak istiyoruz.